İyi olduğunu düşünerekten tekrardan soruyorum. Umarım iyisindir. Nasıl gidiyor? Benim biraz garip gidiyor. Bugün yolda çok fazla gördüğün ve gerçekten çok belki merak ettiğin bir araba olan Tesla Model Y performansa bir göz atacağız. Bu arada ben koçun içine giremedim. Park yeri olmadığı için direkt arabayı dışarı park edip içeriye öyle alıyorlar gelen ziyaretçilere. Gelirken bir 20 tane falan gördüm. Hani yaklaşık 1,5 kilometrelik bir yürüme yolunda. Ve buradan sana bir öneri vereceğim. Biri koça vale sistemi açarsa köşeye çok feci döner. Bak bunu yapmıyorum, sana bırakıyorum. Koça bence vale sistemi açtığın an köşeye dönersin. Abi hoş geldin. Yarışıyorum ya. Abi oyunda çok kötüyüm. Şimdi başlamak istediğim nokta, performansı tabii ki acayip gidiyor. Yani çok acayip gidiyor. Cins, ben bir şey anlatamıyorum. Dışarıdan gördüğüm kadar var. Hani belki bir yola çıkarız. Yola çıkar mıyız bir ara kısa? Tabii ki diyor. Bu arada aracın tahriğini %100 arkaya alabiliyorsun. Bunu da şu anda öğrendim. Yani %100 arkadan itişli bir otomobil haline de gelebiliyor. Burada iki tane motor olduğunu gösteren ibare var. Bagajı bir açalım. Hafiften kirli araba sanki. Hafiften. Bagaj... Bu ne oluyor? Evet. Böyle oluyor. Salon salomanje. Abi burası da varmış. Bir uyarı geldi. Ya çok büyük yani. Şu an keşfettim, biliyor musun? Evet, önde de bagaj varmış. Öne de bir bakalım. Açayım mı abi? Açalım. Adam telefondan bagaj açtı abi. Ne bunlar? Evet. Kendi kabloları. Burası çok daha küçük. 911'in yarısı kadar ön bagajın. Açma şey olarak ilk başta biraz zorlanıyorsun ama kapı kolları böyle. Bence çok şık olmuş. Yani büyük ihtimalle bunlar şeye de etki ediyordur. Aracın sürtünme katsayısını da düşürüyordur. Sürtünme katsayısını düşürmek için tamamen. Evet. Ama kışın bunlar buz tutunca açılmayabiliyormuş. Öyle bir bilgi gördüm. Gerçi yaşadığımız yerde ne kadar buz tutar bilmiyorum. Arkası da bu arada çok ciddi büyük. Yani şöyle bir oturayım. Hani diz mesafesine bak. Ben 1.80 boyunda biriyim. Ve şu an bu öndeki koltuk bayağı arkada. Tavan mesafesi de şöyle. Yalnız Emir, bu arabanın ön koltuğunda Gold Digger kız storiesi çekemem. Evet, çünkü hiçbir şey yok. Burada artık belli Gold Digger kız storiesini çekebiliyorum. Telefonunun şarjı mı bitti? Anahtar mı yok? Araba yaşamıyor musun? Çok salakça bir şey bence kanka. İçine baktığında hani sert plastik olan tek bir yer var. Sert plastik olan yer beyaz. Burası sert değil. Değil. Sert değil. Gayet güzel. Deri bir kaplaması var ama bu... suni bir deri. Aynen, suni bir deri ama yine de yumuşak. Tek sert plastik olan yeri beyaz yapmışlar. Bence güzel bir detay olmuş. Bu renklerde evet, bazıları ahşap da geliyor da ahşabın rengini ve ben şahsen şeklini hiç sevmiyorum. Evet. Burada alkantara kaplamaları tercih etmişler. Kapı içi bu performansları özel. Görüntüsümüzü yapalım. Ya ciddi şekilde elegant duruyor. Hani Tesla, işte Tesla Model Y dediğini duyar gibiyim ama özellikle çok başarılı. Koltuğun derisi beklediğinden çok daha bence İtalyanlara yakın. Koltuğun derisi artık ben bunu videoda söylemiyorum. 2017'den sonraki koltukların derilerini insan derisi kaplıyorlar. Şimdi aracın içindeki tuşları sana göstereceğim. 1, 2, 3. Silecek falan var, sinyal var. Ha, burada silecek falan var da zaten yani BMW seven bir adamın ben sinyal kullanmasını çok anlamıyorum. Pedal shifter çok istiyorum. Pedal shifter istiyor elektrikli arabaya. Şanzımansız arabaya pedal shifter. Arkaya jeneratör tak. Bu çok fena şeyler dönüyor şu anda. Bir yılda bayağı bir geliştirmiş kendini hayal gücü olarak Emir. Bence çok uzatmayalım, sürüşe geçelim. Yani ben de ilk kez bir Performans Plus'ta bulunacağım Tesla'da. Hadi. Kablosuz şarjları da gayet. İki tane var, bir de orada. Tatminkar, aynen iki tane. Şimdi az önce tarihi %100 arkaya aktarabiliyoruz demiştim. Şimdi buna bir göz atacağız. Evet, dinliyoruz Emir. Pis modunu açtım. Pis modunu açınca... Sesini duyuyor musun? Evet. Navigasyon asla çalışmıyor. Bunu gerçekten sadece pistte kullanmanı istiyor. Şuraya yarış çizgisi veriyorum. Başlat diyorum. Süre başlıyor. Oraya kadar kronometre tutabiliyor. Basınçlarımız biraz düşük. Tercih meselesi. Pist modu içinde iki ayar var.
standart gelen. İlki yarış ön ayarı. 50-50 veriyor. %50-50 veriyor ve drift ön ayarını aldığımız zaman da tahmin edeceğimiz üzere %100 arkaya veriyor. Bütün gücü bu 450 beygir miydi araç? 534 olması lazım. 534 beygirlik bütün gücü arka tekerlere verebiliyor. Bence inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir özellik. İnanılmaz bir olay. Yani bence arabadaki en keyifli iş. Az önce öyle yapacağız. Evet, zaten. Normalde şimdi buradan sağa veririz. Sağ bizim Batı kampüsü ve şehir medeniyete döner. Ama buradan sadece güzel arabalar geldiği zamanlar hafiften böyle sol yapıyoruz. Yapma. Tamam, çok hızlı. Çok enteresan sessiz oldu. Hala alışamadım. 1800 km oldu. Burada P0 var arabada. Gerçekten güzel. Şimdi çevirmeye girdik. Mesela şu an 911 ile olsaydık büyük ihtimalle bağlamışlardı arabayı. Bağlamazlar. Deriz de pismi ondan çıkarıyorum şimdi. Bir de dur, biz az önce arkadan itiştaydık. Evet. Şaka yapıyorsun. Hiç kaymadı. Kaymadı, çok kayacak bir şey yok. Çok ağır araba. 2 ton 100 kilo. 2080 kilo olsun. Şimdi bu en nefret ettiğim şey bu. Özellikle Boğaziçi Köprüsü'nde de, birinci köprüde eski adıyla. Tek dümdüz şerit çizili ya. Şerit değiştirmek istediğimde direkt uyarıyor. Şu an uyarmadı şansımıza. Ama bu çok can sıkıcı bir şey. Normalde bunu kapatmanın yolu yok. Direksiyon modları var 3 tane. Ben normalde bir konforlu kullanıyorum. Bence konfor bile çünkü sert. Spor çok sert oluyor. Hani çivi gibi oluyor. G60 falan gibi oluyor. Çok sert. Konfor bile sert bence. Direksiyon turu da çok kısa. O yüzden farklı bir yapısı var. Araba geliyor karşısına. Gerçi geçermişsin. Geçerdik. Anlamıyorsun. Soruyorsun. Soruyorum, geçer mi diye bir anda geçiyorsun. Şunu göstereyim. Şuraya gel. Şuradaki tuş normalde çok fonksiyonlu. Ben bunu şey atadım. Şu ivmelenme modunu atadım. Sakin ya da spor, böyle bunun arasında basılı tuttuktan sonra oynayabiliyorum. Genelde araba hep sporda zaten. İvmelenme sakin. Basmadıkça sorun olmadığı için. Hep arabayı böyle normal modda kullanıyorum. Spor ama pist modunu almıyorum çok. Pist modunda kendinden geçiyor. Çok yoruyor gibi hissediyorum da. Gerçi batarya yani, ne olabilir. Direksiyon hep konforda genel olarak. Otopilotunu gösterelim mi? Gösterelim otopilotu. Şu an otopilotu aldım. Burada en fazla 55'e gelirim ben kendi kendime diyor. 55 adımda. Bunu arttıramıyorum şu anda. Kendi kendine gidiyor. Hiçbir şekilde bir şey yapmıyor. Şu virajı kendi alacak mı? Kendi alacak. Umarım alır. Ama aslında sorun var. Biraz dönüş kuvveti uygulamamı istedi. Burada bir 0-100 alalım ya. Tamam. 0-200. Yok. Tamam. Of ya, inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Ben hissiyat olarak V12 hissediyorum. İnanılmaz bir şey. Ben de hiç gerçi V12'sini kullanmadım ama. İnanılmaz. Şimdi bundan tam biraz önce G63'e bindim. Araba 51,5 litre yakıyordu. 51,5 litre. Bu araba kilometrede 1 lira yakmıyor. Siz hesaplayın. Peki bu daha hızlı G63'ten. Bilmiyorum hangisi alır. Ya tabii yani zaten Tesla'nın bence Türkiye gibi bir ülkedeki en büyük başarı sebeplerinden biri 3 milyon gibi bir fiyata hiper spor, hiper kar gücü verebilmesi bence. Sonlar mıyız? Yani bence. Sonlar bak da. Sonlar mıyız derken, mıyızı söylerken geçtik adamı. Öyle bir araba. Hiç tereddütüm yok ama çok tehlikeli bir araba. Çok tehlikeli. Benler Brembo. Evet. Yok yok. Ama bence arabanın ağırlığını kaldırmıyor. Yani yeteri kadar iyi durmuyor. Çok daha keskin durabilirdi bence. Ya. Şöyle bir seramik fren hayalim var bu arabaya. Jeremy Clarkson'ın dediği gibi, hız hiçbir zaman öldürmemiştir.
ani durmak bir an. Öldürmüştür. Ya bak. Suddenly becoming stationary. Bir de dedim aslında çoğu sporda kullanıyorum diye de basmıyoruz da arabayı koyarken. Çünkü bir motor sesi olmayınca basasın gelmiyor yani. Sarmıyor şahsen araba o kadar. Yani. Ya bir his yok. Yani gündelik hayatta o sessizliği çok güzel. Sistemi çok güzel bu arada arabanın. BMW'lerin harman kardonlarına çok yakın. Belki daha iyi diyen de oldu ama bence BMW'lerin harman kardonları bir tık daha iyi. Sessizlik de çok iyi. Yalıtım da süper evet, arabada. Evet bak yalıtım çok iyi. Şu an 60'la falan giderken böyle bu ses tonunda. Kuzey Marmara'da falan gerçekten sessiz araba yani. Evet bayağı sessiz. Yani bir BMW 5E klasmanı diyebilirim. Evet okula geldik geri. Bu arada Cem Sertel'le bir şey söylemek istiyorum. Gel 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 diyor. Okula geldim. Aradım tır ehliyeti almaya gidiyorum Bursa'ya dedi. Merhabalar. Merhaba. Arkadaşım ziyaret çıkart. Cem yani tır ehliyeti ne alaka? Öyle benim geleceğim gün mü bu tır ehliyeti almıyor? Ben onu da anlıyorum. Bu arada müşterim yazıyor. Yemin ederim araba kamyon hissi veriyor. G Seymen çok sever. Seymen çok sever G'yi. Orayı kullanmıyorsun. Normal ehliyet yeterli olmamalı. Evet. Normal ehliyet bence de yeterli olmamalı. Değil mi Seymen? Bugünlük bu kadar diyelim. Tesla baktık. Şöyle bir Zekeriya Köy havası almaya geldik. Hafiften mideyi bulandırdık. Hafiften mideyi bulandırdık. Emre çok teşekkür ediyoruz. Hani gerçekten çok acayip. Ya böyle adamları seviyorum ya. Ya işte birincisi Eren Altan tanıştık ama ondan önce ben bu adamla araba sayesinde tanıştım. Arabadır yani. Ya araba muhabbeti diye biz ilk tanıştık. Ya bu yüzden arabaları ben bu yüzden seviyorum. Yoksa gitmiş, etmiş, durmuş. Hiç umurumda değil. Yani dünyanın bütün ırklarından işte Müslümanını, Hristiyanını, işte hani İsrail'i ve Filistinli'yi bile diyorum ya bak. Hani bu savaşı düşünme. Bir tane GT3 RS koy ortaya. Gündem özel. O GT3 RS'in etrafında herkes bir muhabbet eder, bir konuşur, bir ay çok iyiymişler. Ya herkes orada bir arkadaşlık bağlantısı kurar. Arabaları bu yüzden seviyorum. Seni de öpüyorum. Kendine iyi bak. Çok öptüm.